Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bilim anahtarı yayınlarının Türkiye geneli yaptığı bir denemenin TYT kimya soru çözümleriyle beraber olacağız. Bakın 8. soruyla başlıyoruz. X, Y, Z maddeleriyle ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. X'in bileşenleri arasında kütlece sabit bir oran vardır diyor. Kütlece sabit bir oran ne demek arkadaşlar buradan? Bunun bir bileşik olduğunu söyleyebiliriz. Y fiziksel ve kimyasal yöntemlerle kendisinden daha basit hiçbir maddeye ayrıştırılamıyor diyorsa bunun arkadaşlar element olduğunu söyleriz. Z'nin farklı tür atom, farklı tür molekül içeriyorsa da buradan bunun karışım olduğunu belirtmiş olduk arkadaşlar. Buna göre bu maddelerle ilgili yargılardan hangisi doğrudur? X formüllerle gösterilir. Doğru. X'i formül, Y'yi sembollerle gösteririz. Y tek tür atomlardan oluşur. Evet element olduğu için doğru. Z'nin sabit basınç altında kaynaması süresince sıcaklığı sabittir diyor. Karışımların kaynaması süresince sıcaklığı sabit değildir arkadaşlar. Bundan dolayı cevabımız B şıkkı gelmiş oldu. Dokuzuncu soruyla devam ediyoruz. X artı bir iyonu ile Y 10 atomunun elektron sayıları eşit. Bakın X artı biri ve Y onu yazmış olduk. Bunun nötr olduğu için elektron sayısı 10. O zaman izoelektronikten 10 artı 1 10 daha 11'i bulmuş olduk. Buna göre hangisi yanlıştır dedi. X artı 1 ve Y taneci izoelektronik. İzoelektronik ne demek? Elektron sayısı ve dizilişleri aynı. Bakıyoruz elektron sayıları ve dizilişleri aynı olduğu için doğru. Temel halde X atomunun katman elektron dizilimleri 2, 8, 1'dir. Bakın temel hal dediği için proton sayısına göre yapacağız. O zaman 2, 8, 1 şeklinde yazdık. Bu da doğru. X atomu katı ve sıvı halde. Zaten bakın 1A grubunda olduğu için kendisi nedir? Metal. Metal olduğu için katı ve sıvı halde elektrik akımını iletir. Doğru. Y ikinci periyot 18. grup elementidir. Evet Y1 nedir arkadaşlar? 2, 8'den dolayı soy gazdır. Soy gazlarda ikinci periyotta 18. elementtir. Doğru. X artı 1 ve Y tanecıklarının kimyasal özellikleri. Kimyasal özellik dediğinizde iki atomu, iyonu karşılaştırırken proton sayısı ve elektron sayısı aynı olması gerekecektir arkadaşlar. Bakın burada elektron proton sayıları farklı, elektron sayıları aynı. O yüzden kimyasal özellikleri aynı gelmedi. Cevabımız e gelmiş oldu arkadaşlar. Evet 10. soruyla devam ediyoruz. Periyodik cetveldeki yerleri belirtilen elementlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar? A şıkkına bakıyoruz. Çekirdek yükü en küçük olan X'tir diyor. Bakın çekirdek yükü sola ve yukarıya doğru artacaktır. O yüzden en küçük olan dedi. Doğru. Atom çapı en küçük olan T'dir. Atom çapının büyüdüğü yön bu taraftır arkadaşlar. En küçük olanın o yüzden Z olması lazım. Bakın hatalı verdi. Elektron ilgisi en büyük olan Y'dir. Elektron ilgisi sağ ve yukarı doğru artar. Ancak soy gazlarda olmadığı için Y doğru geldi. Birinci yonlaşma enerjisi en büyük olan Z'dir dedi. Evet yonlaşma enerjisi soy gazlarda vardır. Ve sağ yukarı doğru artacağı için Z doğru dedi. X bakın X nerede? Birinci 1A e, bir grubundadır. Ondan dolayı nedir arkadaşlar? Metaldir. Metallerin sulu çözeltisi de bazik özellik gösterdiği için bu da doğru gelmiş oldu. Cevabımız B şıkkı geldi arkadaşlar. 11. soruya bakıyoruz. Baş grupta bulunan X atomunun eksi 2 yüklü iyonunun Lewis dağılımı. Bakın X eksi 2. Burası tam olduğu için 10 verdik. Ne yaptı? 8 geldi. Ya da x eksi 2'ye 18 dedik. Yine bir soy gazı verdik ve burası 16 gelmiş oldu. Buna göre x atomu ile yani 8 ya da 16. Bakın hangisi yanlıştır diyor. Değerli elektron sayısı 2'ye 6. Burada da yine 2, 8 ve 6 dediğimiz için her ikisinde de doğru. Y12 atomu ile oluşturduğu bileşiğin Lewis formülü. Y12 dediğimiz nedir arkadaşlar? Bakın 2, 8, 2 yani 2A grubunda o zaman ne değerlik alacak? Artı 2 değerlik aldı. Artı 2 ile eksi 2'nin çaprazlaması bu şekilde doğru. Ve bu şekilde bir parantez de göstermesi gerekiyor. Çünkü elektronlarını x'e vermiştir. Temel halde katman elektron dağılımı 2, 8, 8 şeklinde olabilir diyor. Bakın temel hal dediğinde zaten burada yazdığımız ya 8 ya 16 alması gerekiyor. 8 ile bittiğinde soy gazı gösteriyor ama bizim bu soy gaz değil 6A grubunda olduğu için yanlış geldi. Ayupak'a göre 16. grup yani 6A grubu demek istiyor. O da doğru geldi. A metal, zaten 6A grubu arkadaşlar. A metal bir gruptur. Bu da doğru geldi. Bundan dolayı cevabımız C gelmiş oldu. Evet 12. soruya bakıyoruz arkadaşlar. 12. soruda bir ayırma hunisi vermiş. Y ve Z'yi belirtmiş. X'i vermiş. X, Y, Z ayır sıvılarının ayırma hunisindeki konular şekilde verilmiştir. Buna göre yargılardan hangisi doğrudur diyor. Bakın X sıvısının yoğunluğu YZ Z karışımın yoğunluğundan büyüktür. Bu doğru. Eğer bize X'in Y'den büyük, X'in Z'den büyük deseydi bunun için bir şey diyemezdik. Ama bu doğru geldi. X sıvısı polar, Y ve Z o zaman X sıvısı apolar, Y ve Z polardır. Evet doğru. Birbirinde çözünmediği için öyle olması gerekiyor. Benzer benzeri çözer muhabbetinden kaynaklı. Y, Z homojen karışımı ayrımsal kristallendirme. Arkadaşlar ayrımsal kristallendirme de katı katı ayrılır. Burada kristallenme yerine ne demesi gerekiyordu? Ayrımsal damıtma ile demesi gerekiyordu. O yüzden yanlış dedi. Cevabımız... A şıkkı gelmiş oldu. 13. soruya bakıyoruz. Şekil 1'deki özdeş kaplardan birinde saf x diğerinde saf y sıvıları eşit hacimde bulunmaktadır. Bir süre sonra x sıvısının tamamının buharlaştığı y sıvısının bir kısmının kapta kaldığı şekil 2 gözlenmiştir diyor. Bakın bu tarz bir durumda x'in çok buharlaştığı y'nin ise az buharlaştığı o zaman buhar basıncı x büyük y kaynama noktası da x Küçük Y gelmiş oldu. Aynı zamanda burada uçuculuğu da ekleyebiliriz. Burada da taneciklerin çekim kuvvetini söyleyebiliriz. Hangisinin yanlış olduğunu soruyor bize. A'da X'in tanecikleri arasındaki çekim kuvveti Y'ninkinden küçüktür diyor. Evet Y'nin çekim kuvveti daha büyüktür. O yüzden daha geç kaynıyor. X sıvısının uçuculuğu Y'ninkinden fazladır. Evet buhar basıncı ve uçuculuğu benzer şekilde söyledik. O yüzden doğru x'in molar buharlaşma ısısı y'ninkinden büyüktür. Arkadaşlar x'in buharlaşması için gerekli olan enerji daha küçük olduğu için burada tam tersini söylemesi gerekiyordu. Burada bir hata yaptı. Aynı sıcaklıkta y'nin buhar basıncı x'inkinden düşüktür. Evet bakın buhar basıncı x büyüktür y dedik o yüzden doğru. Aynı ortamda x'in kaynama noktası y'ninkinden küçüktür. Evet kaynama noktasında belirttik. Bu da doğru. Cevabımız C'ye gelmiş oldu. Evet 14. soru ve son sorumuz. XYZ maddelerine ait bazı özellikler aşağıda verilmiş. X maddesinin sulu çözeltisi mavi sol kağıdının rengini kırmızıya çevirir. Arkadaşlar bakın maviyi kırmızıya asit çevirir şeklinde söyleyeceğiz. O yüzden X maddesi için asit dedik. Y maddesi sirke ile yani bir asit ile tuz ve su oluşturuyor. O zaman Y maddesi için ne diyeceğiz arkadaşlar? Baz diyebiliriz. Z maddesi suda H3O iyonu vererek iyonlaşır. O zaman bu da asit özelliği gösterecektir. Bakın geldik buna göre bu maddelerle ilgili hangisi doğrudur? Şimdi birincisine bakıyoruz. Oda koşullarında X ve Z'nin sulu çözeltilerinin pH değeri 7'den küçüktür. Her ikisi de asit olduğu için 7'den küçük. X ve Y'nin sulu çözeltileri arasında nötrleşme tepkimesi. X asit, Y baz o zaman nötrleşme olur. Z'nin sulu çözeltisinde OH iyon sayısı H+ iyon sayısından azdır. Yani H+ büyük OH demek istiyoruz. Z'ye e bakıyoruz. Asit olduğu için bu da doğru. Cevabımız E gelmiş oldu. Arkadaşlar bu şekilde e, Bilim Anahtarı yayınlarının Kimya TYT soru çözümlerinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Güzel bir deneme hazırlamış arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Ee, bu dönemde artık kimyayı fulleme başladınız. Ee, kimya konu denemeleri yaptınız. Hepsini bitirdiniz. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.